O gün, peki mahşer gününden maksat ne? Hocam kıyametin koptuğu gün mü? Hayır. O kıyametin koptuğu gün o ayrı bir şey. Müslümanlar kıyametin koptuğu günden etkilenmeyecekler. Ama mahşerden etkilenecekler. Niçin etkilenmeyecekler? Çünkü kıyamet kopmadan önce İsrafil aleyhisselam sura üfürmeden önce bir hafif bulut, rüzgar, bir gaz gelecek. Eskiden bir koku gelecek. Ve ne kadar içinde zerre kadar imanı olan herkesin ruhunu kabzedecek Allah. Böylece kıyamet tam hadisin ifadesiyle alçak insanların üzerine çökecek. Alçakların üzerine çökecek. Deni, düşük, düşkün, düşük olan, karaktersiz olan insanlara kıyamet gelecek. İmanlı ve sadık olanlar kıyametin dehşetinden etkilenmeyecekler. Etkilenmeyecekler. O gün anne, baba, kardeş, peki şu ayetlerin anlattığı yer hangi kıyamettir? Kıyamet koptu. Bütün evren yok oldu. Büyük melekler öldüler. Cinler öldüler. Yüce Allah kaldı sadece. Sonra Allah yeniden kainatı var etti. Yeni bir yaratılışla, yeni bir yaratılışla yaratıldı insanlar. Ve insanlar tarifi mümkün, yani mümkün olmayan, düşünülmesi bile mümkün olmayan müthiş bir mekanda güneş yeniden doğacak, insanlara yakınlaşacak. Güneş bugün gibi olmayacak. İnsanlar ter içinde ölecekler, perişan olacaklar. Yeryüzüne yaklaşacak, o gün kurulacak, özel yeryüzüne yaklaşacaklar. Ve bütün insanlık mekan mekan kaçacaklar. Adam babasından kaçacak, evladından kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak, borçlu alacaklıdan kaçacak, dost dosttan kaçacak. Rüşvet veren kişi rüşvet verdiğinden, rüşvet isteyen rüşvet istediğinden, kul hakkını yiyen kul hakkından, kısacası kim hangi günah işlemişse ondan dolayı kaçacak, firar edecek. Anne, baba, kardeş, o gün herkes birbirinden kaçar. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Değil mi? Abese suresinin 34 ve 36. ayeti. O gün kişi kaçacak. Kimden kaçacak? Min ahihi, kardeşinden kaçacak. Niçin önce kardeş diye ifade etti? Çünkü bir ana bir baba bir. Bu nedenle önce Kur'an ondan bahsetti. Sonra ve ummihi, anasından kaçacak. Anneden kaçılır mı? Anneden kaçacak o gün. Ve ebihi, babasından kaçacak. Kişi babasından kaçacak. Babam benden bir şey istemesin. Evlatlık hakkını istemesin diye. Babalık hakkını istemesin diye kaçacak. Anne, hani ilk kıyamet koptuğunda anne evladını terk edecek ya. Çocukların beyaz saçı beyaza dönecek korkudan ve endişeden. Herkes birbirinden kaçacak. O gün herkesin bir derdi var. Bir koşuşu var, bir telaşı var. Ben birinin hakkını yedim, ondan kaçıyorum. Gözlerimi de tarıyorum beni bulmasın diye. Onun gözü tarıyor beni bulmak için. Hocam milyarlarca sayılarla ifade edilemeyecek kadar insanın bulunduğu, cinlerin bulunduğu bir alemde nasıl birbirimizi bulacağız? Allah buldurtacak. O bir gün iki gün değil, 10 dakika 20 dakika değil ki bulacak. Allah onları eşleştirecek. Gelin bakalım buraya. Aranızda bir niza vardı, bir hak hukuk vardı, haram yemiştin, falancanın malını elinden almıştın, hırsızlık yapmıştın, dolandırıcılık yapmıştın, sahtekarlık yapmıştın. Gel bakayım bunun hesabını ver diyecek. Senin soramadığın dünyadaki hesabı o gün hakimlerin hakimi olan Allah Celle Celaluhu soracak. Herkese, herkese, ama bunun istisnası yok. Peygamberler dahi sorgulanacak. Peygamberler, Allah onları şahit tutacak. Gelin bakayım diyecek. Mesela Nuh Aleyhisselam'a diyecek ki, ey Nuh, sen ümmetine dini anlattın mı? Ya Rabbi, ben şu kadar 950 sene anlattım. 950 yıl. Kavmine soracak. Nuh size anlattı mı diyecek. Biz onu görmedik ki diyecekler. Biz onu görmedik ki hiç. Yalan söyleyecekler. Biz onu hiç görmedik diyecekler. Allah Muhammed ümmetine soracak. Siz Nuh'un ümmetine dini anlattığını, tevhidi anlattığını, Allah'ın birliğini anlattığını gördünüz mü? Gördük ve duyduk. Allah soracak, nereden duydunuz ey Müslümanlar? Kur'an'dan duyduk diyecekler.